Öncelikle ben arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Osmanlı mitlerine başlayacağım. Büyük bir seri olacak tabi uzun. Ama ben yani şöyle söyleyeyim, ben Osmanlı topraklarını yapmayacağım arkadaşlar. Ben Osmanlı topraklarını kurduktan sonra bütün dünyayı fethetmeye çalışacağım. Yani bazı arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin topraklarını şey yapıyor, sonra bırakıyor. Ben öyle yapacağım, bütün dünyayı alana kadar Osmanlı için savaşacağım. Osmanlı'nın çünkü Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmanlı'dır. Tabii yani arkadaşlar günümüzde tarih o kadar yani bence aşağı olmuş ki Ertuğrul Gazi'nin babası bile eskiden herkes Süleyman Şah diyordu, şimdi Gündüz Alp diyen bile var. Yani günümüzde tarih unutulmaya başlamış. Tarihte neler olduğunu unutmaya başlamış bence herkes diyor. Yani tarih olarak geriye gidiyoruz. Onu söyleyebilirim. Daha Ertuğrul Gazi'nin babasını bile bilmiyorlar. Eskiden herkes Süleyman Şah derken şimdi Gündüz Alp diyen de var, belki biliyorsunuzdur. Evet. Ben demirci. Demirci yapınca zaten bir şey görüyorsunuz. Plan var benim. Ben full evet. Yayın yüzeceğim. Yayın önemli çünkü bu oyunda en önemli olan şeylerden biri sağlık. Diğeri de yani şey olarak kendini geliştirme, yetenek verme olarak bence en önemli mühendislik, liderlik, paket, denizcilik falan geldi. Bir de sağlık, bir de yay da oldu. Yay ilk ona girer yani. Çünkü kendini savaşırsan yayın mutlaka ihtiyacı olur. Birinci yani. Liderliğe vereceğiz. Tam birazcık ben de kanalda başlamışım. Ben bunu 7 tane denizcilik dedi. Eşit yapayım hani 8'e 8 tutalım. 2 tane kaldı, ikisini de bitirme varsa olacağını düşünmüyorum. Evet. Ya ben bunu istemiyorum. Ver alalım. Şimdi tamam. Robert'ı öldürerek başladım. Diyecektim. Lakin yay aldım. Robert'ı öldürmek için. Uy çok iyi çıktı yalnız. Yani istesem bu kadar çıkmaz. Bunlar çok iyi çıktı. Bunu düşünüyorum. Silah, menzilli silah. Bunu al. Buna gidelim takibe. Takibe giderken bunu koy. Heh. Artık bir şey kalmadı zaten. Yapabileceğim. Abi Rusya tarafına doğru götürdü bu bizi ya. Ya gel hadi gel ısrarına şimdi ya. Rusya tarafına doğru getirdi bizi. Utanmasa Moğol İmparatorluğu'na götürecek ya. Utanmasa Japonya'ya götürecek. Ama seni var ya hiç affetmeyeceğim. Bir sebebi bir daha var. Beni çok uğraştırdı. Hatta size az asker gelin ben. Çok asker gelince olmaz. Aniden hepsi ok deyince ben yanarım yani. O yüzden öyle yaptım. Böyle yaptım. Yani düşünseniz arkadaşlar, aniden tepenize 1000 tane ok geliyor. Yemin ediyorum yani. İnsan o anı yaşamak için insanı. Ha bunlar bana seviye kazandırdı. Güzel. Yani günümüzde yay yani kullanılmıyor. Yani kullanılıyor da şeylerde, sporlarda. Spor var biliyorsunuz. Mete Gazoz diye bir sporcumuz var. Bilen bilir. Onun işte yaptığı şey. Ona ne diyorlardı? Okçuluktu galiba. Okçuluk diyorlardı. O spora veriliyor. İşte bir tane şey oluyor. Onun ortasını vurmaya çalışıyorsun. Birazcık zor yani. Oku kontrol etmek.
Yalnız var ya, benim için çok güzel bir zafer oldu. Gel kılıç al kılıç. Ya şimdi... Senin kendini kılıcımla öldürmüştüm. Kılıcımla öldürdüm. Kılıçta hiç kan yok he. Aslında buna da bir düzeltme getirebilir. Mesela kılıçla adam öldürdüğümüz oyunda arkadaşlar, bir kan lekesi falan gözükebilir yani. Küçük de olsa. Çünkü hiç bence bu oyun fazla gerçekçiliği yansıtmıyor. Yani şu konuda mesela adam kılıçla adamı öldürdüğünüzde hiç kan çıkmıyor ki adamdan. Ya kan çıkmıyor derken hiç kılıçta kan olmuyor. Yani. Evet, eşkıyalar savaş ilan etti. Tabii normal. Yani siz de bir eşkıyalı orduna saldırırsanız bu oyunda, savaşta olmadığınız halde, size de bunlar savaş açardır yani. Bana açtılar mesela ama pişman olacak. Aha. Ordusunu gene yeneceğim. Arkadaşlar adamı tekrardan buldum. Üç tane uç yolladım. Bir tanesi bile mi tutmadı ya? Bir de durmadan hareket ettiği için okun şeyi de azalıyor yani. Okun durmadan hareket ediyor ya. Ok üstten de kaçabilir yani. Ama birazdan ölür. Ama benim adam da fazla ok atıyor bak. Nereye attığını görmediniz mi arkadaşlar? Şimdi gene çıkacak büyük ihtimal. Ben bunu gene keseceğim. Adam en sonunda beddua edecek ben. Bir adamı kes. Robert Leydermiş adamın ismi. Eşkıya başının ismi. Eşkıya başı desek daha mantıklı olur. Allah razı olsun kıyafetler için. Senin dua et. Aa, yenecektim ya. Gene yenecek. Olamadı, neyse. Uy, seni olamam. Kaç abi. Kaç. O adam elit var, o adamda. Elit de bu oyunda arkadaşlar en güçlü bildik yani. Elit. Adı üstünde zaten. Elit demek en güçlülerden anlamına gelir diye düşünüyorum. Anlamını bilmiyorum elitin ama. Yani bu benim tahminim bu. En güçlü birlik yani elit. Evet, en güçlü. Kendime basabiliyor muyum? Basabiliyorum, güzel. Ne kadar? İki tane daha basabiliyorum. Ben liderliği vereceğim. Artık çünkü liderlik fulllemem lazım. Çünkü liderlik bu oyunda çok önemli gerçekten. 55 tane de mesela kaç orada alabiliyorum yanıma? 55 yaptım ya. 303 asker rahatlıkla gruba sığdırabiliyor musun? Öyle diyor. Şimdi satalım. Şunları da toplayalım. Tecrübelimiz var çiğ falan. Bunu da al. Bunlardan alabilseydik, bunlardan da alırdım yani birkaç kişi. 8, şu an 7 kişi aldım. Selçuklu Devleti'nden asker alacağım. Çünkü biliyorum bu oyunda mutlaka Selçuklu yıkılıyor yani. Selçuklu'nun yıkılmama bir durumu yok arkadaşlar. Selçuklu mutlaka yıkılıyor. Ama bazen arkadaşlar Selçuklu yükselişe geçiyor yani. Bizans İmparatorluğu'na karşı. Konstantinye'yi arıyor, Avrupa'ya açılıyor. Yani öyle ama arada oluyor yani. O da benim oynadığımda oluyor genellikle. Ama şimdi ben Selçuklu'nun yıkılmasını beklemeyeceğim. Selçuklu'dan toprak alacağım. Çünkü Bizans'tan falan alırsak arkadaşlar, Bizans'tan alamayız. Hemen doluyor çünkü. Selçuklulardan alırız ama kale falan. Çünkü Selçuklular fazla da güçlü bir devlet değil oyunda. Keşke güçlü olsaymış. Türk devleti olduğu için ben bunları söylüyorum. Yoksa yani bana ne Selçuklu? Türk devleti olmasın. Alamıyoruz ki ondan.
Bunlardan alabilseydik. Kamakura Şogunluğu kime savaş açmış? Bir bakmak istiyorum. Ruslara savaş açmış abi. Ruslara ne yapacaksın? Siz gider aynılarla savaş. Hemen geri girmem lazım da. İyi ki girebildim he, var ya, giremeseydim. Hadi şimdi gel bakalım, şimdi kafa tut. Şimdi kafa tut, 26'yız. Onun ordusuna bakalım. Şey, benim ordum bu. Benim ordum full sağlam. Bunun ordusu 3 acemi, 4 acemi, 3 daha acemi. Ekstra bunlar da acemi. 3 sağlam, 3 sağlam, 3 sağlam, 2 sağlam. Geçmiş olsun. Neden geçmiş olsun? Benim ordum full atlı iken bunun ordusunda hiç atlı yok. O yüzden geçmiş olsun. Hemen uzaktan rushlayacağım bunları sürekli. Oho! Vurdun mu lan? Harbiden tutturdum, bir dakika. Hatta gözüksün kimleri aldığımız. Kimleri yendiğimiz gözüksün şuradan. Tek oyunculu öldürme listesi. Abi ben nasıl aldım? Atlılar hücum. Oklayın durmadan, oklayın. Kanka çekilsene bir, seni vurmuyor. Şimdi kendi askerim olduğun için seninle yemek istemem biliyorsun ki. Yalnız çok fena rushlıyorum he. Osman Bey olarak bileşte almışım. Öyle göstereyim. Bileşte aldık Osman Bey'le. Muharebe çok kanlı geçiyor arkadaşlar. Yani bence bu oyunda başladığım en büyük muharebelerden biri çok kanlı geçti. İki tarafta çok zayiat verdi çünkü. Zayiatın ne demek olduğunu biliyorsunuzdur. Kayıp yani. Savaşta ölen askerlerimiz yani. Ya yaralılar bilmiyorum, yaralılar mı? Var zayiatın içinde ama. İşte ölen askerler. Bir okta daha gönderdim. Gene öldürdüm. Evet, artık muharebelerin haydutlar tarafından kaybedildiği kesinleştiğini düşünüyorum. Yani artık kesinleşti abi. Sizin artık kazanma ihtimaliniz iyi epeyce düştü yani. Bak ilk 30 askerle vardı da şimdi hiç yok. Abi 2 askerle 18 kişi sen alamazsın. Evet. Son askerleri de öldü. Ve muharebenin kazanını ben oldum, biz olduk yani. Osman Bey'le arkadaşlar muharebeyi kazandık. Arkadaşlar 2 dakikaya geliyor. Bunu bir tıkandı mı? Peçeteyle bir sürü. Ben geliyorum arkadaşlar. Hatta dur, biz bir namureye falan girelim çünkü bir eşkıya falan gelir. Bu yüzden.
Evet arkadaşlar, geri geldim. Bunu açtım mı arkadaşlar? Aa, bu arada bir haber geldi. Selçuk Sultanlığı Anadolu Selçuklu Devleti'ne savaş ilan etmiş. Sebep kendi topraklarını genişletmek için arzu. Abi sen şimdi Anadolu'dan toprak alırsan ne olacağını ben sana söyleyeyim mi? Hindistan gelecek, Anadolu'dan aldığı toprağı geri alacak. Sonra gelecek senin devletini yok edecek. Şimdi burada iki türlü de sen zarar doğmuş olacaksın. Anadolu'ya harcayacağın o kale alacaksın ya Anadolu'dan mesela. Alınca işte o kalede asker kaybedeceğim büyük ihtimal. Zayiat falan verecek. Yani zayiat verince asker kaybetmiş olacaksın. Sen mesela o askerleri Hindistan'a gönderseydin, Hindistan'da kendi kalelerini savunmak için gönderseydin daha mantıklı olurdu. Sen niye gidersin de daha Anadolu'da daha seninle hiçbir sınırı olmayan bir devlete savaş ilan edersin? Baksana adamın hiçbir sınırı yok. Bakın görüyorum Selçuklu'nun hiçbir sınırı yok. Sınır denizden bile yok yani. Bakın şurayı kapatıyor çünkü. Şu bölgeyi kapatıyor çünkü deniz sınırında. Hindistan'ın şeyi Lahore falan der. Devaki. Madurai. Sorun yok arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bir dakika geçmiş. Kusura bakmayın. Böyle oldu. Bir daha yaşanmaması. Hiç istemezdim böyle olmasını ama. Ne yapalım? Burnu açtık da saniyeler içinde tekrardan tıkanlı yani. En iyisi ağzımdan nefes. Van'a gidelim. Van'dan asker almış mıydık? Almamıştık galiba. Aynen almamışız. Burada askerler var çünkü oradan almadım. Bunları alalım, bunlar sağlam askerler. Şunlardan da alabilirsek aslında var ya çok güçlü oluruz. Maalesef alamayacağım. Alamadığımız için. Askerlerim şu an aşırı güçlü oldu. Seviye bastım, para bastığımız için onlara. Parayla seviyelerini yükselttim. Aşırı güçlüyüm yani, ben şunu bile yenebilecek güçteyiz. Bu bile bizden kaçıyor yani, o kadar güçlüyüz. Sen gelsene. Eyvallah kardeşim. Ya seni ben orduma bırakacağım. Ordum devir. Sen seviye ordum kalsın. Ama ben uzaktan indirmeye çalışıyorum. Dur gitme gitme. Birkaç kişi ben varım. Ben size gitme diyorum. Ben size gitme diyorum. Niye gidiyorsun he? Komutan itaatsizlik değil mi şimdi bu? Bekleyin bir iki kill ben de alayım. Vuralım he. Kalan evet, hepsini alın. Kalan kim varsa. Zaten kesin ben kazan. Ne yapıyoruz dayı, gidip orduları öldürsenize. He, alamadınız ki, hiçbir şey alamadınız. Ama adlı elit okçuya baksana neler yapmış. Tek başına 5 kişi almış herhalde. Savaşta tek başına 5 kişi almak da kimsenin yapacağı kolay bir şey değil yani. Tek başına 5 kişiyi öldürmek savaşta. Bizden kaçamazsın.
şimdi ben bu adamları nasıl halledeceğim? Gelin ya, kaçma. Şimdi gel. Geçmiş olsun. Öyle 70 kişi varken ben de kafa tutarım yanımda. Şimdi gel bakalım 8 kişiyle neler yapabilecek. Ben bu zarfını orduya bırakacağım ya. Yapmayın kendimi. Orduya bırakacağım. Kendini koşuyorum. Ben de gitmiştim. Uzaktan bir tane de vurdum. Bir tane vurdum. Kuramayacaktım. Abi çok çabucak var. Ben hiç zayiat vermeden. Orduyu kur bak. Yeniden bulursun. Videom 25 dakika olacak arkadaşlar. Bu bölüm kale alamam ama bir dahaki bölümlerde almayı deneyeceğiz Osmanlı olarak. Gel gel. Şimdi ne oldu? Kankan varken kafa tutuyordun. Kankan yanındayken. Kafa tutuyordun bana kankan varken. Şimdi kafa tutamıyor mu? Bir kere daha yani benim için önemli, sizin için bilmem ama çünkü bu oyunda sağlık olmak için zor arkadaşlar, kargı kullanmak oyunu birazcık zor, alışmanın zor. Kargı kullanmak oyunda, yani sevmediğim şeylerden biri kargı benim bu oyunda, onu da şimdiden söyleyeyim. Yani turnuva şey yaparken, çünkü ben şeyde yapıyorum, devletler savaştırıyor, özel savaş yapıyorlar ya arkadaşlar, bilen bilir yani, orada devletler savaştırıyor. İlk videom Bizans'la Selçuklu arasında olacak, sonraki video Haç'la Hilal'ın savaşı olacak, sonra Moğol İmparatorluğu vs Harzem ve Selçuklu devleti olacak. Sonra Moğollarla Haçlıları savaştırmayı düşünüyorum. Öyle öyle gidecek işte. Sonra Japonlarla Moğolları falan savaştırırım. Yani. Bu arada sefere gidiyorlar. Merak ettim ne açıkçası. Büyük ihtimal Rutkan seferi. Selçuklu genellikle oraya saldırıyor çünkü. Ne bakalım? Rutkan seferi mi? Rutkan seferi. Evet. Rutkan'ı kuşatacaklar. Kuşattılardı hatta. Almayı deneyecekler. Aa hatta dur, Bizans'ın elinde, güzel güzel. Hem Bizans'a savaşırız. Gazi falan oluruz. Hatta oraya giderken ben yanıma asker aldım. Mantıklı yani. Nereden alabilirsek yanımıza iyi olacaktı. Alamıyoruz arkadaşlar. Ben bu bölüm şu köyü alıp bitirmek istiyorum. O köy yani. Çünkü devleti oradan başlatıyoruz. En mantıklı yerde orası yani başlatmak için. Çünkü direkt devletin kuruluş şeyinden başlayamayız ya. Kuruluş derken şu anlamda kuruluş şeyinden başlayamayız. Devlet kurulmadan önce işte direkt Orta Asya'dan Ağlat'a kadar, yani ben o kadar toprak alamam çünkü orayı hemen kaybetmem lazım. Orta Asya'dan Ağlat'a falan ben oradan sonrasını şey yapacağım. Alamıyoruz başka. Orada alayım şu kalan parayla, bu kadar da dursun ya. Bakalım nasılmış, alabilir miyiz ki, ona bir bakmak lazım. Altı kötüsü var işte, bu çok iyi. Bir tane de kötüsü var. Bu 7 tane kötü zaten. 4'ü sağlam. O kadar. Ama bizim hepimiz sağlam yani. Benim ordumun hepsi sağlam. Bu muharebenin açıkçası yani muharebe dersek olmaz. Çünkü bu bir muharebe değil. Kuşatma denilir. Yani köy aldım. İlk köyüm olacak aynı zamanda. Burayı kendi obamı kuracağım. Yerleştireceğim işte. Aslında Ertuğrul Bey'le burayı alsaydık. Osman Bey'e geçseydik.
Öyle de daha mantıklı olabilir. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, kare artık bizim elimize geçti diyebilir miyiz yani? Çünkü artık hiçbir şansı kalmadı. Hem kapı yıkıldı hem de öldü. Ve artık bu köy hakimiyetine girdi. Yani hükümdar olmuş olduk. Kendi adamıza kare bastırdık. Evet, hükümdar olduk arkadaşlar. Bizans İmparatorluğu'na resmi olarak savaş açtık. Resmi açtık. Evet, şimdi şunlar kılıç falan. Hatta dur, bunlara gerek yok aynen. Ben sadece okla savaştığım için zaten gerek olmuyor. Evet arkadaşlar, şunları da verdik. Birazcık elimize bütçe de gelmiş oldu. Şu an benim kaledeki askerler nasıl sağlam? 4 tane elit okçunun olması benim için çok iyi. Evet arkadaşlar, obada bitirelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın, bay bay.